ve Türkiye'nin yanı başına geçelim. Türkiye'nin yanı başında gerçekten çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Bizler birbirimizle boğuşup adeta dünyaya gözlerimizi kaparken Kafkaslar'da dengeler alt üst oldu. Apazlarla Gürcüler arasındaki savaş yeni bir dönemece girdi. Apaz kuvvetleri kendi başkentleri Suhum'u Gürcülerden aldılar. Binlerce Gürcü evini toprağını bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Suhum düştükten sonra kente giren ilk televizyon ekibi 32. gündü. Mithat Bereket cephedeki durumu yerinde inceledi. Apaz askerleriyle ve Apazya devlet başkanıyla konuştu. Karadeniz'in karşı kıyılarını bundan sonra nelerin beklediğini araştırdı. Karadeniz'in bu tarafı önceleri pek bilinmezdi. Daha doğrusu komünizm yüzünden buralara ulaşmak pek mümkün olmazdı. Sonra aradaki demir perde kalkınca bu kıyılar bize eskisinden daha yakın hale geldi. Ancak bu defa da araya buradaki iç sorunlar girmeye başladı. Karadeniz'in bu tarafında bir yıldır kıyasıya bir savaş yaşanıyor. Bir tarafta bağımsızlık isteyen Abazlar, diğer tarafta buna karşı çıkan Gürcüler. Ve bu iki taraf arasındaki savaş da, çatışmalar da geçtiğimiz iki hafta boyunca işte bu güzelim Karadeniz şehrinde, Suhum'da yoğunlaştı. Aslında her şey Abazya'nın bağımsızlığını ilan etmesiyle başladı. Gürcistan kendisine bağlı 8600 kilometre karelik bu küçük özerk cumhuriyeti bırakmayı göze alamadı. Çünkü en verimli toprakları ve en önemli gelir kaynakları burada bulunuyor. Ayrıca Gürcistan'ın Karadeniz'e en önemli çıkış yolu da Abazya limanlarından geçiyor. Tiflis'teki merkezi hükümet bütün bunları kaybetmemek için harekete geçti. Tanklar Abazya'ya yollandı. İşte Kuzey Kafkasya'daki barut fıçısı da o zaman ateşlendi. Başkent Suhum'a giren Gürcüler buradaki yerli halkı zorla şehirden çıkardı. Ancak Gürcü birliklerinin Suhum'u alması çatışmaları durduracağı yerde daha da arttırdı. Bunun üzerine Moskova araya girdi ve iki taraf arasında ateşkes imzalandı. Ancak bu defa da Abazlar toparlanıp başkentlerini geri almak için harekete geçtiler. Suhum'u kuşattılar. Şehri sürekli topa tuttular. İki taraf arasındaki en kanlı çarpışmalar burada patlak verdi. Zamanında Sovyetler Birliği'nin en önemli turizm merkezi olan Suhum, bir yıl içinde iki defa iç savaşın bütün yıkımını yaşadı. Sonunda Apaz birliklerinin kuşatmasına dayanamayan Gürcüler geri çekildiler. Apazlar son bir baskınla Suhum'a girdiler. İşte biz de Apaz kuvvetlerinin şehre girişi sırasında oradaydık. Kent merkezine yaklaşırken ilk olarak bombalanmış binaları gördük. Şehirdeki her yer bombardımandan nasibini almıştı. Halen yanan evler bütün gece süren çatışmaların şiddetini gösteriyordu. Suhum'a giren askerler önce parlamento binasını almak için harekete geçtiler. Çatışmaların en şiddetlisi de burada oldu. Sonunda Gürcüler yenik düşüp binayı bıraktılar. Parlamentoda dalgalanan Abaz bayrağı Suhum'un alındığının ilk işaretiydi. Yerlerdeki ölüler buradaki çarpışmaların ne kadar şiddetli olduğunun en iyi göstergesiydi. Şehrin diğer bölümlerinde de manzara aynıydı. Yerlerde mermi kovanları, yanmış yıkılmış binalar ve ölüler. Apazlarla Gürcüler arasındaki hesaplaşmadan en büyük zararı görenler yine masum sivillerdi. Daha sonra askerlerin karargah olarak kullandığı binanın önünde Apazların sevinç gösterilerine tanık olduk. Allahu Ekber çeken bu askerlere bakıp Apaz kuvvetlerinin tamamının Müslüman olduğunu düşünmek yanlış olur. Çünkü Apazların arasında hem Müslüman, hem Hristiyan, hem de ateistler var. Bunların hepsi de Gürcülere karşı bir arada savaşıyorlar. Suhum'daki son durumu kenti ele geçiren Apaz kuvvetlerinin komutanı Albay Agirba Gibi Kamukoviç'ten öğrendik. Bayağı kaldı ders.
Operasyonumuz yaklaşık 7 saat sürdü. Bu sürede şehrin en önemli bölümlerini ele geçirdik. Onların karşılık vermesine bakılırsa sayı olarak çok fazlaydılar. Ancak bizim iyi organize olmuş kuşatmamıza dayanamayıp kaçtılar. Peki, kaç ölü verdiniz siz? Onlar kaç ölü verdi? Belli mi sayılar? Kaç ölü, kaç yaralı? Gürcüler kaçarken ölülerini yanlarında götürmüş olabilirler. Bu sayıyı bilemem. Ancak burada kalan ölülerin sayısı 100'ün üstünde. Yaralılar çok fazla. Bizse bu operasyon sırasında toplam 5 ölü verdik. Şu anda da çatışmalar yer yer devam ediyor. Komutanla konuşmamız sık sık yakınlara düşen top mermilerinin gürültüsüyle kesildi. Kendisine Gürcülere karşı Rus askerlerinden yardım alıp almadıklarını sordu. Hayır, Rus askerleri değil, Rus halkı yardım etti bize. Gönüllüler gelip bizim yanımızda savaştılar. Şimdi bile bizimle savaşan Ruslar var. Silahların büyük bölümünü de Gürcülerden ele geçirdik. Onların bıraktığı tank, top, makineli tüfek ve cephaneyi onarıp yeniden kullanılır hale getirdik. Şimdi Suhum alındı, Abazlar kenti temizledi, Gürcüler geri çekildi. Savaş yüzünden evini bırakıp kaçanlar geri dönüyorlar. Ancak açıkça söylenmese de herkesin kafasında şimdi aynı soru var. Bundan sonra ne olacak? Silahlar susup asker çekilince her şey normale dönecek mi? Abazlarla Gürcüler yine eskisi gibi bir arada yaşayabilecekler mi? Daha da önemlisi, Abazya küçük bir devlet olarak tek başına nasıl ayakta duracak? İşte bütün bunları Abazların başındaki adamla, devlet başkanı Vladislav Ardzinba ile konuştuk. Abazlar tarafından çok sevilen Ardzinba sorularımızı gayet net ve gerçekçi biçimde yanıtladı. Bu son olaylar sırasında ateşkesi bozan taraf siz oldunuz. Suhum'u bombardımana tuttunuz, içinde siviller ve hatta gazeteciler olan uçakları düşürdünüz. Gürcülerle aranızdaki sorunu çözmenin başka bir yolu yok muydu? Bir kere konuya bu açıdan bakmak yanlış. Savaşı ilk başlatan Gürcüler oldu. Zorla Suhum'a girdiler. Biz anlaşmak için her yolu denedik. Olmadı. Sonunda silaha sarılmaktan başka çaremiz kalmadı. Şimdi herkes bizim ayrılıkçı olduğumuzu söylüyor. Bu doğru değil. Biz kendi topraklarımızı, kendi başkentimiz olan Suhum'u kurtarmak istiyoruz. Bir düşünün. Ankara'yı düşmanlar ele geçirmişler ve Türk halkı kendi başkentini kurtarmaya uğraşıyor. Bu bir saldırı mıdır? Hayır. Tam tersi. Bu bir mücadeledir. Biz ayrılıkçı değiliz. Bütün bu savaş boyunca Moskova size yardım etti mi, etmedi mi? Hayır, aksine Moskova son olaylar yüzünden elektriğimizi kesti. Ayrıca Gürcistan'ın bize saldıracağından Moskova'nın haberi vardı. Gürcülerin durması için Moskova'nın bir tek kelimesi bile yeterliydi, ancak Moskova sessiz kaldı. Yani Ruslar ta başından beri bütün olan biteni biliyordu. Peki şimdi nasıl bir siyasi çözüm istiyorsunuz? Tam bağımsızlık mı, yoksa daha önce istediğiniz gibi Gürcistan'la bir federasyona evet der misiniz? Abazya, Gürcistan'ın bir parçası değildir. Gürcüler ve bazı batılı kaynaklar bu konuda dünyayı yanıltıyorlar. Abazya 1200 yıldan beri devlettir, kendi sınırları vardır. Bunlar bellidir. Kendi kendini yönetme hakkı vardır ve yönetmiştir de. Bugün Abaz halkı tam bağımsızlık istiyor. Abazya'nın Birleşmiş Milletler'e üye olmasını istiyor. Ondan sonra herkesle anlaşmaya hazırız. Peki bağımsız olunca kendi kendinize yetebilecek misiniz? Ekonomik olarak ayakta durabilecek misiniz? Çünkü Abazya küçük bir devlet. Evet, haklısınız. Abazya büyük bir devlet değil. Ancak dünyada Abazya'dan çok daha küçük devletler var. Kaldı ki Gürcistan'ın zora başvurmasının asıl sebebi bu toprakların zenginliğidir. Topraklarımız senelerce Gürcistan tarafından kullanıldı ve bundan Abaz halkı hiçbir şey alamadı. Abazya'nın imkanları çok büyüktür. Bu topraklarda çok çeşitli madenler var. Bunların hepsi de Abaz halkına yeter. Bizim tek istediğimiz kendi toprağımızda yaşamak, savaştan sonra da bağımsızlığımızı uluslararası garantilerle pekiştirme yoluna gitmek. Ancak burada 100 bin Abaz yaşıyor. Yani nüfusun sadece %18'i. Şimdi bu %18'lik nüfus yönetimin tamamını istiyor. Sizce bunda bir gariplik yok mu? Evet. Yıllarca uygulanan bilinçli bir politika sonucu Abaz halkı kendi vatanında azınlık durumuna getirildi. Topraklarını terk etmek zorunda bırakıldı. Fakat bu halk kaybolmadı. Hala yaşıyor.
Türkiye'de ve Yakın Doğu'da çok miktarda Abaz göçmeni yaşıyor ve bu insanlar kendi dillerini ve kültürlerini koruyorlar. Şimdi bu insanların çoğu kendi ana vatanlarına dönmeyi bekliyorlar. İyi de bu insanlar buraya gelirlerse onlara yetecek toprağınız var mı? Çünkü Abhazya küçük bir yer. Ayrıca bu insanlara iş bulmak lazım. Ekonominiz bu kadar güçlü mü? Tabii ki böyle bir daveti gerçekçi olarak yapıyoruz. Abhazya kendi halkından başka insanları besleyebilir, toprakları çok verimli. Nitekim Türkiye'den kalkıp buralara kadar gelen, bizimle omuz omuza mücadele eden çok sayıda Abaz kardeşimiz var. Hatta burada benim koruma grubum içinde Türkiye'de doğmuş gençler var. Hepsi de kendi imkanlarıyla buraya geliyorlar. Ardzinba'nın bahsettiği Türk korumalardan biri Atırışba Kafkas. Abhazya'nın bağımsızlığı için Türkiye'den kalkıp buralara gelmiş. Ben Sakarya'dan geldim, Sakaryalıyım. 5,5 aydır buradayım. Vatanımız tehlikedeydi, onun için geldik. Buradaki Abazlarla anlaşmanız zor olmuyor mu? İlk geldiğinizde dil açısından, çevreyi tanımak açısından? Evet. Önemli bir zorluk yaşadık. Ben kendim açısından yaşadım. Çünkü Abhaz dilini bilmiyordum. Fakat yavaş yavaş o zorluğu yeniyoruz. Diğer arkadaşlarımızın çoğu bu lisanı biliyorlar. Peki başka burada nelerden gelip Gürcülere karşı Abazların yanında savaşanlar evet. var? Diyaspora'dan gelenler var. Suriye'den, Ürdün'den, Irak'tan. Türkiye'den, Avrupa'nın çeşitli yerlerinden. Bir de Kuzey Kafkasyalı kardeşlerimiz var. Çeçenler, Asetinler, Karaçay Balkarlar, Dağıstanlılar, Kumuklar, Adigeler, Kabartaylar. Bunların dışında Orta Asyalılar var. Mesela Tatarlar, Başkırtlar. Bir de buralı Ruslar ve Kazaklar var. Türkiye'den ve Kuzey Kafkasya'dan gönüllü olarak gelenler sayesinde Abhazya uluslararası bir orduya kavuşmuş. Zaten az sayıdaki Abhazların Gürcülere karşı koymasının temelinde de bu yatıyor. Yoksa şu anda sadece Türkiye'de Abhazya'daki Abhazlardan daha çok sayıda Abhaz yaşıyor. İnegöl'den gelmiş bir diğer gönüllü savaşçı da Acuzba Zülfü. Bir yıldır burada savaşıyor. Bütün bu gelişmeleri çok daha farklı yorumluyor. Bu savaşın çıkmasını gerçekten istemezdik. Fakat bu savaşın çıkması sayesinde bize hem bağımsızlığımızı kazandırdı, artı bir de diasporada yaşayan tüm Abaza halkı ve Çerkez halkının kendi ana vatanlarına 130 sene önceki terk ettikleri topraklarına olan bilinçlerini tekrar canlandırmış oldu. Bu kendim için de söyleyebilirim, diğer yaşayan arkadaşlarımız için, vatandaşlarımız için de söyleyebilirim. Burayla daha aktif ilgilenmelerini sağlamış oldu. Şu anda yetkililerin en çok önem verdiği konu buradan göç etmiş olan Abhazları yeniden ana vatanlarına döndürmek. Bunun için gelenler derhal Abaz vatandaşlığına alınıp kendilerine ev ve arazi veriliyor. Amaç bu kıyılarda tarih boyunca azalmış olan Abaz nüfusu yeniden arttırmak. Savaştan sonra buraya geleceklerin sayısının artacağına kesin gözüyle bakılıyor. Acaba Türkiye'den gelenler bu durumu nasıl görüyorlar? Onlar için asıl vatan neresi? Türkiye mi yoksa Abazya mı? Savaş bitince Türkiye'ye mi dönecekler yoksa burada mı kalacaklar? Ailem Türkiye'de. Gidip gelmeyi düşünüyorum ama artık burasını vatan edindik ama Ömer Seyfettin dediği gibi Türkiye öz vatanımız, burası ana vatanımız. Bu boya Türkiye'de geldik. Türkiye'yi unutmayacağız tabii ki. Mesela İstanbul'u burnuna tutuyor benim. Artık bundan sonra hem buralı sayılırım hem Türkiye'li sayılırım. Türkiye'den de bağlarımı koparmak istemiyorum. Ama burada yerleşmeyi de düşünüyorum. Buradaki Türkler arasında ileride Abhaz yönetiminde önemli görevler alacak olanlar da var. Sezai Babakuş şu anda Abhazya Dışişleri Bakanı Başdanışmanı. Savaştan sonra kendi ayakları üzerinde durmak için neler planladıklarını şöyle anlatıyor. Coğrafi konumuna baktığımız zaman Abhazya Türkiye açısından fevkalade önem taşıyan, ekonomik bakımdan fevkalade önem taşıyan ve Kafkasya'nın ve eski Sovyetler Birliği'nin Karadeniz'den ana giriş kapısı. Türkiye ile böyle bir işbirliği hem Türkiye açısından büyük yararlar getirecektir hem Abhazya'nın hızlı kalkınmasında mutlaka katkısı olacaktır. Ancak Türkiye'nin Abhazya'ya karşı izlediği politika buradaki yetkililerde belirli bir sıkıntı yaratıyor. Devlet Başkanı Ardzinba bu sıkıntıyı şöyle dile getiriyor.
Türkiye savaş sonrası bize insani yardımda bulundu. Buna minnettarız. Ancak Ankara'nın siyasal alandaki tutumunu belli etmesi lazım. Şimdiye kadar bize karşı kaçamak bir politika izledi. Bugün Kafkas halkı Türkiye gibi büyük bir ülkeden daha net bir tutum bekliyor. Ankara'nın Gürcistan'a dengeli bir tutum takılmasını anlayışla karşılıyoruz. Fakat Türkiye buradaki imkanları görmezlikten gelemez. Abaze küçük bir ülke. Ancak Türk iş adamları için çok büyük imkanlar vaat ediyor. Türk iş adamlarını buraya iş yapmaya davet ediyor. Abhazlar bağımsızlık konusunda kesin kararlılar. Hatta bunun için Türkiye'den bile yardım bekliyorlar. İşin öbür tarafında ise ülkelerini parçalanmaktan kurtarmaya çalışan Gürcüler var. Şimdi her şey bu iki taraf arasında kurulacak olan kalıcı ve dengeli bir çözüme dayanıyor. Şayet bu denge sağlanamazsa Suhum'la ateşlenen olaylar kısa sürede Gürcistan'ı bölüp parçalayabilir. O zaman Karadeniz'in bu tarafı yeni ve çok daha tehlikeli etnik çatışmalara sahne olabilir. Под городом Сухуми тишина. Встречают нас встревоженные зори. Под городом Сухуми тишина. А мы опять стоим с тобой в дозоре. Под городом Сухуми тишина.